yolcu yolu unutsa da, yol yolcuyu hatıratına alır. Kimi ekmek parasına, kimi gönül yarasına, kimi umut pahasına düşer yola. Yol insanı kaderine, kederine, gönlünün muradı kadarına götürür. Bizim muradımız yola revan olmaktır sadece. Ne lokmanın ne hırkanın peşinde. Memleket güneşinin en geç battığı yere çevirdik yüzümüzü. Yine düştük yola. Varacağımız yer kaderimizden, ardımızda kalan kederimizden alacak nasibini. Bu defaki konağımız, tarihi göğsünde uyutan şehir, Edirne. Değerli yol arkadaşlarım, bir kez daha birlikteyiz. Bu kez dünyada yüz ölçümü ele alındığında Floransa'dan sonra en çok tarihi yapıyı barındıran ve ülkemizin en batısındaki Edirne'de olacağız. Nehirleriyle, tarihi köprüleriyle, dokusuyla, yaşadıklarıyla ve hem Yunanistan'a hem de Bulgaristan'a olan komşuluğuyla kaderi belirlenen bir şehirdeyiz. Şimdi hep birlikte Edirne'de gezmeye başlayalım ve bakalım ki bizi burada neler bekliyor. Sanatçılar, insanlığa bıraktığı eserlerin gölgesinde yaşamaya devam ederler. Bir şiirin dizesinde, bir sazın tınısında, bir kubbenin yazısında ölümsüzleşir onlar. Dünyaya bir eser bırakmanın kahrını toprak alır, geriye mührü kalır. Mimarı Azam Koca Sinan da dünyaya mührünü eserleriyle vuranlardandır. Vurdu mühür de şöyle yazar. El fakirul hakir, ser mimaranı hassa, bugünün tabiriyle değersiz ve muhtaç kul. Saray özel mimarlarının başı. Tevazudan taviz vermeyen gönlün mahareti, ustalıkla işleyen elin maharetinden daha büyük hayranlık uyandırır. Adın, namın daim olsun büyük sanatçı, büyük insan, Mimar Sinan. Ömrüne 400'den fazla eser sığdırmış olan Mimar Sinan, Edirne'deki yapmış olduğu son eserlerinden birisi olan Selimiye Camisi için ustalık eserimdir diyor. Buraya geldiğinizde Selimiye Camisi'ni derinlemesine incelediğinizde buraya neden o kelimeyi kullandığını daha iyi anlıyorsunuz. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giriyor. İslam alemi için, inananlar için yapıldığı günden beridir değerli olan Selimiye Camisi, bir anlamda dünya mimarisi için de son derece önemli eserlerden bir tanesi oluyor. Buradan baktığımızda da gerek Selimiye Camisi, gerekse Mimar Sinan'ın elinin değdiği
diğer eserlerdeki o muhteşem mimari kendisine bizi bir kez daha hayran bırakıyor. Selimiye Camisi ziyaretimizden sonra Edirne'de gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. İnsanoğlu her çağda mal istemiş, mülk istemiş, donanacak kürk istemiş, namını söyleyecek halk istemiş, fakat can tene yük gelince, dizde derman tükenince, hepsine karşılık bir nefes şifa dilemiş. Bütün dünyanın büyük zorluktan geçtiği şu pandemi döneminde daha iyi anlamadık mı özgürce nefes almanın, korkusuzca selamlaşmanın kıymetini? Bütün ömür boyunca uğruna çalışıp sahibi olduğumuz evler hapishanemiz, eş dost akraba hasretimiz olunca sağlıktan ötesi varlık değilmiş, anladık. Değerli yol arkadaşlarım, insanlığın başladığı günden beridir belki de insanoğlunun hayatındaki en değerli şeylerden bir tanesi sağlık. Yani dolayısıyla tıp dünyası. Anadolu topraklarına baktığımızda da çok önemli Türk alimlerini görüyoruz. Farabi gibi, İbni Sina gibi. Ve özellikle Osmanlı döneminde tıp üzerine yapılan çok ciddi çalışmaları ve yatırımları görüyoruz. Edirne'deki gezimiz sırasında bizi çok etkileyen ve Sultan II. Beyazıt tarafından 1488 yılında yaptırılan bir külliye burası. Bu külliyenin içerisinde cami, hamam, imarethane ve buradaki bugünün tabiriyle tıp merkezi, geçmişteki adıyla da bir şifahane bulunmakta. Tabi burada hemen hemen her bir odada bal mumu heykelleriyle canlandırılan, geçmişte yapılan bütün tedavi yöntemlerini görüyoruz. Şimdi yine onlardan birindeyiz. Burası bir dershane. İşte bir tarafında usta öğrencilerin, bir tarafında çırak öğrencilerin ve bir tarafında da hekimlerin olduğu bir yer burası. Uygulamalı bir eğitim biçimi var. Buranın hemen yan tarafında da bir şifahane var. Buradan tıp merkezinden sonra bir de o şifahaneye geçeceğiz. Tabii bütün burada bize anlattıklarının, öğrettiklerinin yanında bize verdiği bir de huzur var ki bunu kelimelerle ifade etmek olanaksız. Sultan Süleyman'ın Muhibbi Mahlası'yla yazdığı o meşhur divan şiiri bizim de şiarımız oldu bugünlerde. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Edirne'de tarihi bir şifahane, sağlıklı bir ömrün kıymetini hatırlatmak istercesine tüm ihtişamıyla çıktı karşımıza. Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nin Darüşşifa bölümünde kulak, burun, boğaz, diş hastalıkları, iç hastalıkları ve birçok alanda, birçok branşta tedavi yapılırmış. Tabii bunların yanında aynı zamanda burası ruh hastalıkları ve akıl sağlığı ile ilgili
tedavilerin de yapıldığı bir merkezmiş. Özellikle hastaların burada su ve müzik sesi kullanılarak tedavi edilmesi de burayı önemli kılan diğer özelliklerinden bir tanesiymiş. Haftada 3 gün burada bir tür müzik ziyafeti yapılır ve hastalar bu şekilde burada tedavi olurlarmış. Ve insan hayatının en önemli şeyidir ya sağlık. Hep sağlıklı olalım, sağlıklı kalalım ve gezip görmeye devam edelim istiyoruz. Şifahaneden hayat, yaşamak, yaşamın kadrini bilmek ve eksikliğini hissetmediğim her bir uzvumun, aldığım sağlıklı her soluğun şükrünü taşıyarak ayrılıyorum. Yolda hayatın telaşına kapılmamamı, sabırla çıktığım yolu adımlamamı hatırlatan bir yol arkadaşıyla karşılaşıyorum. Yolu benden çok daha kısa ama ömrü benden çok uzun bu arkadaşın sabrına, azmine hayran oluyorum. Ben yardımımla ona zaman, o varlığıyla bana anlam kazandırıyor. İkimizin de yolu açık olsun arkadaşım. Seni yol arkadaşlarım listesinde özel bir yere yazıyorum. Sadece insanların değil, mekanların da hem kederi hem kaderi vardır. Doğarlar, yaşarlar, hatırlar hatıralar biriktirirler. Kulak verip göz açarsanız onların da hikayelerine tanıklık edersiniz. Hikayeyi yaşayan yalnız insandır sanmayın. Mekan olmayan hikayeye hikaye diyemezsiniz. Edirne sokaklarını adımladıkça bir yanımız hüzün, bir yanımız da gururla doluyor. Aslında Anadolu'da attığımız her adımda da aynı duyguları hissediyoruz. Ama Edirne, belki de o tarihi dokusunu dünyada en çok koruyan yerlerden bir tanesi olduğu için bunu bize biraz daha fazlasıyla hissettiriyor. Karaağaç'a geliyoruz. Karaağaç deyince aslında o da hem bir hüznün hem de bir zaferin hikayesi. Bir de Karaağaç'taki bu tren istasyonu ve şu an üzerinde oturmuş olduğum bu tarihi tren. Mimarisine baktığımızda İstanbul Sirkeci'deki istasyonun birebir aynısı inşa ediliyor. Yıl 1914. Amaç? Buradan uluslararası yolculuğu trenle, trenlerle sürdürebilmek. İstasyon bitiyor, tam hizmete açılacakken Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Ve onunla birlikte bu istasyon faaliyete bir türlü geçemiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Karaağaç Yunanistan'a geçiyor ve uzun yıllar Yunanistan'da kalıyor. Ta ki 1924'te Lozan Antlaşması yapılana kadar. Lozan Antlaşması ile birlikte bir kez daha Türkiye topraklarına verilen Karaağaç'la birlikte de buranın sınırı son kez belirleniyor. Tabii Edirne'yi gezerken dediğim gibi her anında bir anı saklayan bir şehir, bazen hüzüne, bazen de gurura götürüyor bizi. Burası da hem hüznün hem de o gururun hikayesini taşıyor. Karaağaç'ta tren istasyonundan çıkınca Karaağaç'ı biraz anlatalım istedim. Çünkü
uzun yıllardır geziyoruz, dolaşıyoruz. Hani kente bu kadar yakın olup, bu kadar dingin, bu kadar sakin, bu kadar güzel bir mimariye sahip yer çok az gördüm. Hem biraz buranın tadını çıkaralım, hem de buranın yerlisi bir dostumuzu yanımıza alalım ve biraz Kara Ağacı ondan dinleyelim istedik. Nihat abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen burada doğdun, büyüdün. Buralısın. Evet. Biraz senden dinleyelim isterim o zamanları. Tabii. Şimdi Kara Ağaç burada İtalyanların, Fransızların, Yunanlıların yaşadığı bir mahalleymiş, semtmiş. Kurtuluş Savaşı'nda burası bize Lozan Antlaşması'yla, dedelerimiz Yunanistan'da yaşıyorlarmış. Yunanistan'a, Türkler Türkiye'ye anlaşmalı karşıya mübadele göçmeni gelmişler. Buraya yerleşmişler dedelerimiz. Karaca yerleşmişler, iyi ki yerleşmişler. Çok güzel bir yere yerleşmişler. Daha sonra burada tren istasyonumuz var. Tren istasyonumuz buradayken, burası zaten payitahtmış. Yani burada Rumlar yaşamış, İtalyanlar yaşamış, Fransızlar yaşamış. Benim annem anlatıyordu. O zaman burada paytonlarla geziyormuş İtalyanlar. O zaman vasıta yok tabii ki annemlerin yaşadığı şeylerde. Çok az vasıtalar varmış o zaman. Yani paytonlarla gezermişler. Yani çok eğlence varmış burada. Tren istasyonundan dolayı insanlar buraya ziyarete mi geliyor? Gelenler daha çok böyle Türk turist midir ya da yerli yabancı, böyle bir turist karışımı buraya geliyor mu? Şimdi burayı yerli de geliyordu, yabancı da geliyordu. Karışık. Karışık geliyordu. İnsanlar burayı kafasını dinlemeye geliyorlardı. Kendilerini tedavi etmek için özellikle Karaca geliyorlarmış. Edirne deyince aklımıza gelen bir başka değer de Kırkpınar güreşleri. Tabii. Sen de o çayırda, evet, o çimenlerde çok uzun yıllar kaldın. Tabii. Kırkpınar deyince Nihat abi için, Nihat abinin annesi için, babası için, ailesi için ne ifade eder? Mesela biz Kırkpınar'da 4 kuşak devam ediyoruz yani. 4 kuşak bu dilek olayı yani. 4 kuşak. Benim dedelerim burayı mübadeleye gelmişler. Benim dedelerim Yunanistan'da güreş yapıyorlarmış. Yani orada da pehlivanlık var bizde yani. Soydan gelen bir şey yani. Bu pehlivanlık bizim dedelerimizden gelen bir hastalık. Babam mesela, babamın mezar taşında şu an Kırkpınar aşığı yazar. Annemin mezar taşında da pehlivan anası yazar. Bu herkese nasip olmayan bir şey. Olmaz zaten yani. Çok anlamlı. Bu bizde bir aşk bu. Bir sevda bu. Ölümsüz yani. Dünyaya bir daha geleceğim, gene pehlivan olurum. O zaman şöyle yapalım. Nihat abi yanımıza alalım. Bir de davul zurna bulalım. Kırkpınar çayırına gidelim. O aşık olduğu yerdeki sebepleri ve gerekçeleri de yine dilimiz döndüğünce anlatalım. Pehlivanlık cüsseyle ölçülmez. Mertlikten aldığın hisseyle ölçülür. Er meydanında sırt yere gelen de, pes dedirten de mertliğince sayılır. Pehlivanlık her kişi işi değil, er kişi işidir. Yiğit olan sırt yere gelse de şan ile anılır. Pehlivan, pehlivan, işte meydan, işte pehlivan. Güreş yapanlara yardım eder hak yaradan. Allah Allah, hilallah, Muhammeden Resulullah. Genç pehlivanlarımıza hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Vur davulcu. Aliçolar, Adalı Haliller, Koca Yusuflar. Yakın tarihten hatırladığımız Ahmet Taşçı ve son Kırkpınar baş pehlivanı Ali Gürbüz'e kadar yüzlerce isim geldi geçti bu çayırdan. Edirne deyince dünyada olimpiyatlardan sonra en uzun süredir devam eden
geleneksel Kırkpınar güreşlerine değinmeden geçmek olmaz diye düşündük. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki bütün dünyanın yaşamış olduğu pandemiden dolayı yapılamadı. Bu sene yapılması için çalışmalar devam ediyor ve diliyoruz ki yapılır. Şimdi tabii Kırkpınar deyince işin duygusunu, öyküsünü, inancını anlatmadan aslında güce dayalı sporlarda Türklerin ne kadar başarılı olduğunu söylemeden geçmek olmaz. Tabii burada gerek cazgırlık, gerek davul ve zurna işi de yine kuşaktan kuşağa devreden bir meslek halinde. Aşağı yukarı işte 4 kuşaktır aynı aileden gelip bu işe devam eden isimler. Nihat abi dedim ki hani cazgır, davul, zurna, evet, bunlar olmazsa olmaz. Olmaz. Sen de bu meydanda çok güreştin. Evet. Yaklaşık 40 yıla yakın. Evet, doğrudur. Kispet giydin. Doğrudur. Yağ sürdün. Doğrudur. Meydana çıktın. Güreşin başka olmazsa olmazı nedir? Güreşin olmazsa olmazı bu bizim manevi ata yadigarı, ata sporumuz. Bunda maneviyat çok önemli. İnanmak çok önemli. Yani bizim camiamızda, güreş camiasında, yağlı güreş camiasında bütün pehlivanlarımız sahaya çıkarken abdestini alır, namazını kılar. Ondan sonra sahayanla güreş sahasına çıkar. Kurasını çeker, yüreğini, bileğini, mertliğini bu Kırkpınar sahasına koyar. Ne kadar güzel anlattı. Şimdi tabii her ne kadar zaman değişse, çağ değişse de bizim ülkemizin en sevdiğim taraflarından bir tanesi bazı gelenekler hiç değişmiyor. O değişmeyen geleneklerden bir tanesi de atasporumuz ve bir güce dayalı spor olsa da işin içerisindeki samimiyet, dostluk ve disiplin de yine o değişmeyen değerlerimizden bir tanesi. Biz sevgili dostlarımdan rica edelim bize bir güreş havası çalsınlar. Sonra biz de kaldığımız yerden yolumuza devam edelim. Pehlivan, pehlivan, işte meydan, işte pehlivan. Güreş yapanlara yardım eder hak yaradan. Allah Allah, ilallah, Muhammed'in Resulullah. Genç pehlivanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Bu yol, çıktığım yolların hepsinden daha farklı. Umuda yapılan, hüzünlü bir yolculuğun izindeyim şimdi. Yeni bir dünya, yeni bir hayat umuduyla yola çıkan, kaç gurbetçi geçti bu yoldan, kaç bavul hasret, kaç bavul umut, kaç ömür taşındı sınırın ötesine. Yokluktan yolculuğa düşen hayatlar geliyor aklıma. Onların geride bıraktıklarının hüznünü hissediyorum ben de. Bir gurbet türküsünün içimi çizen sesinde. Değerli yol arkadaşlarım, iktisatçı ve sosyolog İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya kader midir? Bunu bilmiyorum. Üzerinde hala tartışılıyor aslında ama Edirne'ye geldiğimizde coğrafyanın burada Edirne'nin kaderini ne kadar etkilediğini görüyoruz. Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Bir tarafında Yunanistan, bir tarafında da Bulgaristan. Kapıkule deyince bir yanı sevince bir yanı hüzne dönük bir kapıdır. Çünkü çok sayıda gurbetçinin girdiği, gelirken sevinç, giderken hüzün taşıdığı bir kapıdır. Bunun yanında tabii batı hayaliyle, Avrupa'ya çıkma hayaliyle gelip bu kapıdan geri dönen çok insan olmuştur. Bu haftaki programımızı biz burada Kapıkule'de bir sınır kapısında noktalıyoruz. Belki de bundan sonra yurt dışında yapacağımız programlar için de bir adım atmış oluruz diye düşünüyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, oradan bize yazmayı lütfen unutmayın.
Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.